Merhabalar. Prometo yöntemi hakkında bilgilendirme geçtiğimiz derste yapmıştık. Çok kriterli karar verme yöntemler arasında Prometo yönteminin avantajları ve dezavantajları hakkında bu dersimizde bilgilendirme yapacağız. Prometo yönteminin temel özellikleri basitlik, açıklık ve dengeli olması. Yani 3 tane temel özelliği var. Prometo yönteminin diğer çoklu karar verme yöntemlerine göre önemli bir avantajı karar vereceği bir değerlendirme faktörü açısından belli bir tercih yapabilmesine ya da değerlendirme faktörünü kendi belirlediği değerlerle sınırlayabilmesine olanak sağlaması. Bu işlev ise tercih fonksiyonu kullanarak yerine getiriyor. Daha evvel tercih fonksiyonlarını anlatmıştık. 6 adet tercih fonksiyonu vardı. Bir diğer avantajı Prometo yönteminin her kriterin karar vericiler tarafından belirlenmiş tercih fonksiyonu dikkate alması. Böylece her kriter farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Bu da daha iyi bir karara ulaşmayı sağlar. Yani her bir kriter için karar vericiler tarafından bir esneklik sağlıyor farklı tercih fonksiyonlarının kullanılması. Peki dezavantajları neler? Günlük hayatta öyle kriterler olabilir ki bunları biz sayısal olarak ifade edemeyiz. Ne yapacağız bu gibi durumlarda? Dilsel olarak ifade edebiliriz. Ve bunların da sayısal olarak modellenmesi oldukça zor. Prometheus metodunun dezavantajı kesin olmayan, yani dilsel olarak ifade edilen bu kriterler için eksik kalması olarak diyoruz. Girdi değerlerin genellikle karar vericilerin düşünce ve tecrübelerine dayanması ve kalitatif olarak belirlenmesinden kaynaklı bu durum dezavantaj yaratabiliyor. Fakat girdi verilerin doğru yorumlandığından emin olmak için Prometheus yönteminin bulanık ortamlarda geliştirilmiş versiyonu olan bulanık Prometheus, fuzzy Prometheus yöntemi de kullanılabilir. Böylece Prometheus yöntemi bu dezavantajın önüne geçilmiş olunabilir.